AK Parti'nin hazırladığı yeni bir kanun teklifiyle müsilaja karşı sert tedbirler alınacak. Arıtma tesisleri artık belediyelerin keyfine bırakılmayacak. Biyolojik arıtma tesisi kurmayan belediyenin merkezi bütçeden aldığı paydan kesintiye gidilecek. Bu kesintiden gelecek parayla tesisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Hükümet düğmeye bastı. Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaja karşı tedbirler artırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda kritik bir toplantı yapıldı. Toplantıda bakanlıkların istediği yasal düzenlemeler ele alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri özellikle müsilaj benzeri deniz kirliliğinin önlenmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulmasında belediyelerde olan bazı yetkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmesi gündeme geldi. Hazırlanan taslağa göre ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulması konusunda belediyeler önce uyarılacak. Bu uyarıya rağmen arıtma tesisi kurmayan belediyenin merkezi bütçeden aldığı paydan kesinti yapılacak. Bu kesintilerden gelecek parayla tesisin yapılmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üstlenecek. Ak Parti'nin Hukukçu Milletvekilleri ise belediyelerin gelirlerinden kesinti yapılmasının doğru olmayacağını belirtti. Bakanlıkla yerel yönetimlerin işbirliği yapması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Arıtma tesislerinin yap işlet devlet, kamu özel ortaklığı ve yap kirala modeliyle kurulması da tartışılıyor. Mecliste tatil öncesi çıkarılacak düzenlemeler arasında vadeli çek uygulamasına ilişkin ibraz yasağı süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılması da yer alıyor.